Değerli dostlar, güzel insanlar, güzel canlar. Bugün e, kalbimiz ferah, göğsümüz geniş olsun diyemeyeceğim. Çünkü e, mevcut ülkemizin bulunduğu şu anki hal, e, doğal afet olan, depremden kaynaklanan süreci hepimiz üzüntüyle karşılıyoruz. Şu an bazı canlar e, deprem bölgesinde, bazı canlar deprem bölgesinde olmasa bile onların durumu gibi olmasa bile dışarıdan bu durumu yaşamaya devam ediyor. Bugünkü ses kaydım aslında biraz daha aklı selim olmaya biraz daha e, orada olanların işini kolaylaştırabilmek için duacı olmaya yönelik e, sizinle bir paylaşım yapmak istedim. Öncelikle e, şu anda yaşanılan bu durumu kabul etmeliyiz. Şu an yaşanılan bu durumu değiştirebilecek şu an için hiçbir şeyimiz yok. Bu sebeple e, yıkıcı eleştiri, bu sebeple e, yargısız e, sözler, bu sebeple e, oraya zarar verebilecek, enerjisini daha fazla zorlaştıracak her şeyden uzak kalmalıyız. Şu an bir konu var. Bu konu enkazın altında bulunan e, o güzel canların inşallah Rabbimin izniyle oradan bir an önce çıkartılması. Bizim e, yoğunlaşmamız gereken şey ilk önce burası ve aynı zamanda bu enkazdan çıkarılmış şu anda yardıma ihtiyacı olan insanlara nasıl yardım ulaştırabiliriz? Onların psikolojisini nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Onların fiziksel şartlarını nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Odaklanmamız gereken yer bu. Yoksa şu ana kadar yapılan, yapılmayan, olan, olmayan bu şu anki süreci hiçbir şekilde değiştirmeyecek. Birilerini eleştirmek şu anda bu süreci değiştirmeyecek. Sizden isteğim ve talebim, naçizane tavsiyem. Deprem alanında bulunan değerli dostlarımız için sabırla bu için olayın içerisindeki yapabilecekleri en güzel şey yapmaları. Deprem bölgesinde bulunmayan şu anda mevcut yerleşim yerlerinde hayatını sürdüren diğer insanların ise sadece ve sadece duacı olarak maddi imkanı olanların ise güvenilir kaynaklarla yardımlarını yaparak o bölgeye destek olmalarını sağlamalıyız. Bizim şu anda insan olarak yapabileceğimiz, fiziksel olarak orada olanlar e, o çalışmalara destek olacak. Aynı zamanda zaten devletimiz eliniz, elinden geldiğince birçok yere yetmeye çalışıyor. E, millet olarak çok güçlü bir milletiz ve biz el ele vererek bu süreci de inşallah atlatacağız. Şu anda belki ülkenin belirli bir kısmı orada ve bu olayın nasıl daha kolaylaştırılabileceğini, nasıl yardımcı olunabileceği konusunda devlet yetkililerine birlikte hareket etmekte. Bu sebeple aklı selim olmamız gerekiyor. Yıkıcı enerjiden çıkıp şu an doğa enerjisinde olmamız gerekiyor. Maddi imkanı olanlar güvenilir kaynaklardan, devletin organize etmiş olduğu kanallardan yardımlarını yaparak katkıda bulunabilirler. Fiziksel olarak orada bulunabilecekler yine devletin organize etmiş olduğu, e, afat aracılığıyla organize olmuş olan kaynaklar aracılığıyla orada olup e, uzmanlıkları dahilinde yardımcı olabilirler. Şu an birleşme zamanı. Şu an eleştirme zamanı değil. Şu an panik yapma zamanı değil. Şu an bir şeylerin nasıl olması gerektiğini anlatma zamanı değil şu an. Fiziksel olarak, maddi ve manevi olarak bir olma zamanı. Lütfen şunu unutmayın. Deprem bölgesinde bulunan e, ve depreme maruz kalmış olan o güzel insanların fiziksel olarak yaşadıkları şoku, e, deprem bölgesinde olmayanlar da dalga dalga farklı korkuları ve evhamları, vesveseleri tetiklenerek farklı şekillerde ve sanal olarak yaşamaya devam ediyorlar. Ben şu an depremden dolayı hayatını kaybeden tüm canlara Rabbimin rahmetini diliyorum. Mekanları cennet olsun, geride kalanlarına sabır diliyorum. Ve şu an hala ümitle beklediğimiz ve enkaz altından çıkması beklenen tüm canlara Rabbimin mucizelerinin onların üzerine olmasını diliyorum. Tüm dualarımla şu anda deprem bölgesinde olan her kim varsa, Gerek enkazın altında, gerek enkazdan çıkarılmış, gerek yardım eden Rabbim hidayetini nasip etsin. Rabbim mucizeleri nasip etsin. Rabbim lütuflarını nasip etsin. Rabbim ganidir. Rabbim mugnidir. Nasıl yapılacağını, nasıl olacağını her şeyini Rabbim mutlaka verecektir. Yeter ki Olanı e, yadırgamayalım. Olanı şu anki sürecini şudur budur demeyelim. İlk önce olanı mutlaka kabul etmeliyiz. Bunun için size şöyle bir tavsiyem var. Mümkün olduğunca hangi duaları biliyorsanız lütfen okuyun. Ve şu anda bol bol o insanların işlerinin kolaylaşabilmesi için, e, sabır olması için e, Rabbime duacı bulunun. Herkesin kendi diline dökülen dua kişi için en güzel duadır. Yani... Rabbim şu anda zorda kim varsa, dünyada zorda kim varsa, ülkemde kim zordaysa, şu an deprem bölgesinde fiziksel olarak kurtarma çalışmalarında çalışanlara Rabbim güç nasip eyle. Rabbim enkaz altında hala yaşayan, hala bir ümitle bekleyen, hala ümidini kesmemiş ve Rabbim sana iman eden, etmeyen bütün kullarının Rabbim sen onlara güç ver, sen onlara yaşam sevinci ver, sen onlara yaşayabilme umudu ver. Allah'ım Yüce Rabbim orada kim bu çalışmalarda çalışıyorsa onların gücüne güç kat, onların algılarını aç, onların hislerini aç. Her kim enkaz altındaysa onları duyabilmelerini, görebilmelerini nasip eyle. Rabbim şu anda enkazın altında yakınları olan, canları olan kimler varsa onlara da sabır, sabır nasip eyle. Kalplerine ferahlık nasip eyle, teslimiyet nasip eyle. Rabbim şu anda deprem bölgesinde bulunan insanların... Rab'bim yiyeceklerini, içeceklerini, ısınmalarını nasip eyle. Dünyamızın üzerinde, ülkemizin üzerinde Rab'bim kimleri gani gani rızıklandırdıysan, onların kalplerine yardım edebilmeyi nasip eyle. Tüm yardımların kolaylıkla ihtiyaç sahiplerine giderek onların yollarını, onların akıllarını, zihinlerini, bedenlerini hidayete erdirmelerini nasip eyle. Rabb'im sen gani'sin. Rabbim sen mugnisin, Rabbim sen es sabursun, Rabbim sen şu anda ülkemize sabır nasip eyle. Sen ülkemize birlik, dirlik nasip eyle. Sen Allah'ım ülkemizin içerisinde bir olarak şu an zorda kalanlara yardım edebilmeyi, Rabbim senin bize gösterdiklerini görebilmeyi, senin bize gönderdiğin yardımları anlayıp idrak edebilmeyi nasip eyle. Rabbim vesveseye kapılarak, evhama kapılarak, kaygıya, korkuya kapılarak şu anki mevcut durumu zorlaştırabilecek insanların kalplerine ferahlık, göğüslerine genişlikler nasip eyle. Rabbim okuduğumuz duaların yüzü suyu hürmetine, anlı secdeye değenlerin hürmetine, Kabe'de tavaf edenlerin hürmetine, Allah'ım iman gücüyle teslim olmuş olanların yüzü suyu hürmetine, Allah'ım şu düştüğümüz zor durumdan, Rabbim bizi kurtar, bizi muhafaza eyle. Rabbim sen bizi tekrar dirilt Rabbim. Sen büyüksün Allah'ım. El Fatiha. Amin. Değerli dostlarım, şu an birlik olma zamanı. Şu an hep birlikte düşüncemizle, dualarımızla, maddi ve manevi yardımlarımızla bir olma zamanı.